Yayını alıyorum. Yılmaz Başkanım, iyi akşamlar. Şu anda yayındayız. İyi akşamlar. İyi akşamlar Abdullah Bey. Nasılsınız? Bayramınız mübarek olsun. Selamlar herkese. Sizlerin de bayramı kutlu olsun. İyiyiz. Teşekkürler. Evet, Yılmaz Başkanım. Zaman zaman sıkıntılar tabii yayında, canlı yayında bu tür sıkıntılar olabilir. Biz olacak tabii. İYİ Parti ilçe başkanını yayına alacaktık. Yani arka arkaya AK Partilileri almayalım diye. Araya da muhalefet katalım diye ama biz bağlantıda bir sorun oldu. Başkanım, iyi akşamlar diyorum. İyi bayramlar diliyorum. İyi akşamlar. İyi, teşekkür ediyorum. Sizlere de iyi bayramlar. Hepinizi öpüyorum. Önce şu soruyu sorayım. Arşit TV'yi ve Arşit TV'nin böyle dijital medyadan yayın hayatına başlamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok çok iyi değerlendiriyorum. Sizlerden Allah razı olsun. Sizler bizim başımızın tacısınız. Çok çok iyi olacak inşallah. Hayırlısıyla normal bir yayına geçer. Çok çok faydalı olacağına inanıyorum ben. Sizler çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize öpüyorum ya. Gerçekten kutluyorum sizlere. Teşekkür ediyoruz sevgili başkanım. Peki başkanım, tabii siz siyasetçi olduğunuz için yani çok sahada da varsınız. Biz tabii bu akşam genel olarak yani birkaç soru hazırladık. Bu soruları soruyoruz. İşte siyasi parti olarak demeyelim, hem siyasi parti yani AK Parti Doğan Kent İlçe Teşkilatı olarak hem siz şahsınız olarak bu pandemi sürecinde Doğan Kent'te ne gibi çalışmalar yaptınız? Doğan Kent algı ile ilgili koordineli ya da diğer kurumlarla koordineli çalışmalarınız oldu mu? Öncelikle bunları anlatırsanız sevinirim. Çok çok iyi olduğuna inanıyorum. Bilmiyorum, halkımız da herhalde memnundur bundan. Kaymakamımızla, belediye başkanımızla halkımızın bütün sorunlarını devamlı iletişimde olarak gerçekleştirmeye çalıştık. Büyük bir sıkıntı yaşamadık. Allah'a şükürler olsun. İyi yönettiğimize inanıyoruz. Bir şey olay da yok, şükürler olsun. İlçemize hala hazır bir şey yapılmadı. Virüs olayı yok. İşte dışarıdan gelenlerde mümkün olduğu da dikkat ediyoruz. Bunlar işte bu 14 günlük süreci evlerine geçirmelerini sağlamaya çalışıyoruz. İhtiyaçlarını da gerekse evlerine göndermeye çalışıyoruz. Anladım. Yani tabii Doğan Kent'te bir vaka olmaması. Peki tabii Doğan Kent Belediye Başkanımız Ruşen Özen'le de ilerleyen saatlerde mümkün olursa yayın yapacağız. Yani tabii İnşallah. Ki siz bir siyasi partinin temsilcisi olarak Arşık'ta hem siyaset yapıyorsunuz, siyasetin ötesinde Doğan Kent için çeşitli çalışmalar yaptığınızı, çeşitli görüşmeler yaptığınızı biliyoruz. Peki şöyle söyleyeyim, yani ilçe başkanı olarak yakın zamanda Doğan Kent ile ilgili bir çalışmanız ya da bir müjdeniz olacak mı? Şimdi yapan çalışmamız şöyle Abdullah Bey, biliyorsunuz bizim bir yayla yolumuz vardı. 10 kilometrelik bir baraja kadar eksik betonluk var. Bu Dokap şeyinde. Onun ödemeye tamam. Yalnız başlatamadık. Bu Sayıştay tarafından bir sıkıntı var. Bunu da bu pandemi döneminden dolayı bir şeyle açacaktık, açamadık. Biraz gecikti. Baraja kadar bitirecektik. İkinci Çatalhaş Köprümüzün ihalesini, kondüresinin ihalesini yaptık. O da bekliyor, beklemedi ama zannediyorum Allah izin verirse bayram sonu başlatacağız artık. Biraz daha açılıyor yani işçilerin falan rahat gidip gelmesi için. Yani bunun yanında işte Sörgazlı yolumuz vardı bizim. Bu değiş yolu çok yıllardır gangren olmuş. Onu başlatacaktık bu sezondan önce baharda. Bu da yine bu pandemiye kapıldık, yaptıramadık ama hasat sonu inşallah orayı da bitireceğiz. Bu şekilde bir çalışmalarımız var. Ben diğer arkadaşlarımızın da şeylerini dinledim. Bazı şeyler kendiliğinden gelişecek şekilde inşallah. Bizim en önemli olay Trabolu Torol yolu. 85 kilometre bir yol bu. Bunu tabii keşif bedeli biraz yüksek ama inşallah bunu 2023'e seçimler öncesinde ihale ettiririz. Ettirirsek bu şey kendiliğinden gelişecek. Ayrıca bu yeşil yolu ağını tamamlarsak inşallah iş adamlarımızla şeyler de turizme açmamız lazım. Ne yapıp bizim memleketimiz turizme açmamız lazım. Bizim yaylalarımız bir ziganayı falan biliyordursunuz herhalde. Ziganaya 40 basa yani öyle bir yayla. İnşallah bu işte yeşil yolu ağa bağlandığı anda birçok insanlar bir yatırım yapmaya da rahat çağırırız. Çok çok şeyler güzel şeyler olur. Bu kooperatifleşme olaylarını biraz daha geliştirmemiz gerekiyor. Herkes tek başına bir şey olmuyor.
bu şey çalışmalarımız var. İşte şu anda kapalı kaldık 2 aydır hiçbir şeyle görüşemiyoruz. Ancak telefonla çok şeyler hallolmuyor. Yani uğraşıyoruz ama güzel şeyler yapacağımıza inanıyoruz. Gittiğimiz zaman boş dönmüyoruz. Meclisten Allah razı olsun. Vekillerimiz de bizi destekliyor. Yani bayağı gittiğimiz her şeyi alıyoruz. Doğan Kenti için işte yine bu dere yataklarının ıslahı vardı. Onlar için işte DSİ'den bir ödenek çıkardık. Bunu başlayacağız Allah izin verirse şu anda proje aşamasında. Gayet iyi. İnşallah tez kurtuluruz bir şeyden de sık sık Ankara'ya gidip bazı şeylerimizi görüştürürüz. Ama bizim için olmazsa olmaz Tirebolu, Torun yolu. Ayrıca bu yeşil yolağını yaptığımız zaman birçok şey kendiliğinden, o muhtarlarımın da istediği birçok şey kendiliğinden gelişecek. Turizm sektöründe insanların birçoğu kendi gelip mutlaka bizlere müracaat edip şey yapacaklar. Ama şu haliyle tabii yollarımız şey olunca biraz daha sıkıntı var. Ama inşallah bunları aşacağız. Güzel şeyler olacağına inanıyorum. Çalışıyoruz. Gittiğimiz zaman boşta. Birlik beraberlik içinde çalışıyoruz. Biz de partiler üstü şey yapıyoruz. Biz parti muhakkı değil. Herkes sizlerin, sivil toplum kuruluşlarının fikirlerine her zaman ihtiyacımız var. Her zaman şey yapacaksınız. Bunları değerlendireceğiz. Bu şekilde çalışıyoruz Allah'a izniyle. Bizim gayemiz Doğan Kent'i yukarılara taşımak. Tamam. Anladım. Taşıdık anladım başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Son söz olarak ne söylemek istersiniz? Ben teşekkür ediyorum. Ben sizlere bu HTV'yi kurduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir şey olacak. Ben sizleri tekrar kutluyorum. Tekrar gurbette olan hemşerilerimin Ramazan Bayramı'nı cani gönülden kutluyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.